Bugün size mitolojik zamanlardan, çok eski zamanlardan bir hikaye anlatacağım. Sosyal medyada sıkça görmüş olduğunuz bir karikatür var. Bu karikatürde ne var? Mutlu eden yalanlar ve gerçekler var. Bütün kuyruk mutlu eden yalanların önünde. Gerçeklerle kimse uğraşmak istemiyor. Bu nereden çıkmış? Buna bir hikayesi var onun. Hikayesi şöyle. İletilerin olduğu bir zamanda gerçekler, yalanlar, fesatlıklar, iyilikler bunlar gibi şeylerin olduğu bir dönemde yalan gerçekle arkadaş olmak istiyor. Gerçek bu nedenle tedirgin biraz yalandan. Geliyor diyor ki ya ben artık yalan söylemiyorum. Ben gerçekleri söylüyorum diyor. Dışarıda çok güzel bir hava var diyor. Gel dışarı çıkalım diyor. Şöyle temiz havada bir yürüyüş yapalım. Gerçek şöyle cama doğru çıkıyor bakıyor. Evet hava hakikaten çok güzel. Güneşli. Pırıl pırıl bir hava. Allah Allah diyor. Doğru mu söylüyor acaba diyor. Yalan diyor. Beraber çıkıyorlar geziyorlar. Deniz kıyısına iniyorlar. Şöyle bir denize elliyor. Yalan diyor ki ya ne kadar sıcak diyor su diyor. Ne kadar berrak diyor. Gel yüzelim diyor. Gerçeklik tedirgin gidiyor suya bakıyor. Hakikaten doğru söylemiş. Hem temiz hem sıcak. Denize giriyorlar. Denizde yüzüyorlar. Sonra çıkıyorlar. Ya tuzlu su kaldı üzerimizde ne yapacağız diyor. Gerçek yalan diyor ki aa diyor şurada diyor bir tane diyor kuyu var diyor. Bu kuyuya girelim diyor. Suyu temiz oranın diyor. Ve orada yıkanırız diyor. Böylece şey diyor gider diyor. Üzerimizde tuzlu su gider diyor. Gidiyor bakıyor gerçeklik. Hakikaten güzel pırıl pırıl bir temiz su var orada. Soyunuyorlar tabii soyunduklarından giriyorlar kuyunun içerisine. Üzerindeki tuzlu suyu atarken yalan hemen koşarak dışarı çıkıyor acele. Gerçekliğin elbiselerini çalıyor ve kaçıyor. Gerçek çıkıyor dışarıya. Çıplak kalıyor. Sağa sola başlıyor onu aramaya. Gerçekliği gören, çıplak gerçekliği gören kafasını çeviriyor, nefret ediyor, konuşmak istemiyor onunla, sorularına cevap vermiyor, kaçıyor sürekli ondan. Dolanıyor, dolanıyor, her yerde aynı muameleyle karşılaşıyor. Üzerinde de elbise olmadığı için koşuyor, yeniden kuyunun içerisine giriyor, orada beklemeye başlıyor. Yalan, gerçekliğin elbisesiyle dolanıyor ortalıkta. İşte o gün bugündür gerçek zannedilen, gerçek elbisesi giymiş olan yalan ortalıkta çok alıcı bulur. Ama çıplak gerçekliği kimse görmek istemez, ondan nefret eder.